Alış ekranlarından merhabalar, ben Meltem İzzel. Bugün 22 Temmuz, Pazartesi, saatlerimiz 13'ü gösteriyor, gün ortası başlıyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre maaş formülü masada sevgili izleyenler. Hükümet yeni emeklilik sistemi için düğmeye bastı. Erdoğan'dan da yeni sisteme ilişkin ilk açıklama geldi. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Bu sözleriyle EYT'yi müjdelemişti Erdoğan. Düzenlemenin hayata geçmesiyle 14 milyon olan emekli sayısı 16 milyon 180 bine çıktı. Hal böyle olunca emeklilere ödenen tutar bütçede baskı oluşturmaya başladı. Geçen sene muhalefetin popülist iteklemesiyle seçim öncesinde, tabii ki seçim sürecinde EYT hayata geçirmiş. EYT'nin bu sene yıllık maliyeti, finansman maliyeti dahil olmak üzere 724 milyar lira. Aslında EYT düzenlemesini ne Erdoğan istiyordu ne de Mehmet Şimşek. O gün ekonominin dümeni sizde olsaydı EYT ile birlikte, bakın EYT ile birlikte olmuş gitmiş. Evet. Zamanında biz tabii ki bunun doğru olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyduk. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Nitekim geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Bu soruna çözüm bulmak için hükümet düğmeye bastı. Bir gazetenin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre hükümet emekli sisteminde sil baştan değişikliğe hazırlanıyor. Yeni sisteme ilişkin açıklama Erdoğan'dan geldi. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde İnşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Ardından Erdoğan, grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var diyerek AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bu konuşmasına işaret etti. Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan bir sistem inşa etmek lazım. Yeni sisteme göre emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Herkes ödediği gün prim sayısına göre maaş alacak. Hükümet 6 ayda bir kök maaş konusunda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulayacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşıyla sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yapılan çalışmaya göre halen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65'e yükseltilecek. Ancak bu durum EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının önemli gündem maddeleri arasında ekonomi yer alıyor. Yüksek enflasyon karşısında asgari ücret ve emekli maaşlarının yükseltilmesini savunan ana muhalefet tarafından son ekonomik veriler bir kez daha değerlendirilecek. Partinin Eylül ayının ilk haftasında toplanmasını planladığı tüzük kurultayı da toplantının gündem maddeleri arasında bulunuyor. Yaklaşan tüzük kurultayı için yapılan hazırlıklar bugünkü MYK toplantısında ele alınacak. Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette MYK'da gündemde olacak. Özel'in ziyaretinin ve temaslarının yansımaları toplantıda görüşülecek. Ayrıca iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler bugünkü toplantıda değerlendirilecek. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti sözcüsü Deniz Yücel'in açıklama yapması bekleniyor.
Başıboş sokak köpekleri, yargı paketi, vergi düzenlemesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Milletvekilleri yaz tatiline çıkmadan önce 1 Ağustos'a kadar haftada 7 gün mesai yapacak. İşte yeni haftada meclise görüşülmesi beklenen o teklifler. Yoğun gündem nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisini uzattı. 1 Temmuz'da yaz tatiline girmesi gereken meclis 1 Ağustos'a kadar haftada 7 gün çalışacak. Yargı paketi, başıboş köpek düzenlemesi, öğretmenlik meslek kanunu, vergi ve ticaret teklifleri. Yeni haftada da meclisin gündemi yoğun. Genel kurul bu hafta mesaisine 9. yargı paketiyle başlayacak. Teklife göre sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Yargı paketinin genel kurul aşamasının tamamlanmasının hemen ardından gündeme gelecek bir diğer düzenleme ise vergi paketi. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme vergi paketi içerisinde yer alıyor. Ayrıca teklifle 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükseltilecek. Meclisin gündemindeki bir diğer teklif ise tüketicinin korunmasına yönelik düzenleme. Söz konusu teklif yeni haftada önce komisyonda görüşülecek, komisyon aşamasının tamamlanmasının ardındansa genel kurulun gündemine alınacak. Düzenleme ile yanıltıcı reklam ve ticari uygulamalarında para cezalarının 10 kat arttırılması planlanıyor. Ve başıboş sokak köpekleri. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'ndaki teklifin görüşmeleri bu haftada kaldığı yerden devam edecek. Teklifle sokaktaki köpekler belediyeler bünyesinde oluşturulan barınaklara alınacak. Kuduz riski bulunan, hasta ve rehabilite edilemeyen köpeklerse uyutulacak. Meclis tatile girmeden önce görüşmelerinin tamamlanması planlanan bir diğer konuysa öğretmenlik meslek kanunu. Genel kuruldan geçen tasarruf tedbirleri düzenlemesi için görüşmelerine ara verilen öğretmenlik meslek kanununun da tatil öncesi yasalaştırılması bekleniyor. Sınava son 30 günümüz var. İleri yaşı, sağlık durumu ve yaptığı gaflarla uzun süredir gündemden düşmeyen Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkan adaylığından çekildi. Biden 5 Kasım'a kadar başkanlık görevini yürütecek. Demokratların yeni adayının başkan yardımcısı Kamala Harris olması bekleniyor. 20 Ocak 2021'den bu yana başkanlık görevini yürüten Joe Biden, 3,5 yıl içinde sayısız gafa imza attı. Bir konuşmasının ardından birinin elini sıkmak için arkasını dönerek boşlukla el sıkıştı. Genelkurmay başkanları ifadesini bulmakta zorlandı, başkomutan dedi. İsrail-Hamas çatışmasına atıfta bulunurken Mısır'la Meksika'yı karıştırdı. 1996'da ölen François Mitterrand'la 2021'deki G7 zirvesinde görüştüğünü söyledi. Almanya şansölyesi Merkel'le Helmut Kohl'u karıştırdı. Air Force One'ın merdivenlerinde takılıp düştü. Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet törenindeki konuşması sonrası kendisini yerde buldu. Ukrayna'da devam eden savaşı Irak Savaşı ile karıştırdı. Başkan yardımcısı Kamala Harris'le rakibi Donald Trump'ın adını karıştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yanlışlıkla Başkan Putin diye söz etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden birkaç aydır devam eden seçim çalışmaları boyunca da birçok gaf yaptı. Rakibi Donald Trump karşısındaki performansı eleştirildi. There's been a response from Joe Biden şimdiye kadar kendisine yöneltilen tüm eleştirilere kulak tıkadı. İleri yaşı ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevine uygun olmadığı söylendi ama o yeniden başkan adayı oldu.
sonunda beklenen oldu. Partisinin ve kamuoyunun baskılarına boyun eğdi. Joe Biden 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden çekildi. Kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla duyurdu. Biden, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." dedi. Yarıştan çekilen Biden, 59 yaşındaki başkan yardımcısı Harris'i desteklediğini açıkladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Harris, adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim ifadelerini kullandı. Federal kampanya finansman kurallarına göre Biden'ın seçim kampanyasından doğrudan yararlanabilecek tek aday olan Harris'in ismi Demokratların adayı olarak öne çıkıyor. Federal kampanya finansman kurallarına göre Biden'ın seçim kampanyasından doğrudan yararlanabilecek tek aday olan Harris'in ismi Demokratların adayı olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi dünyada da yankı buldu. Dünya liderleri kararı saygıyla karşıladı. Biden 5 Kasım'da düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurunca dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. İngiltere Başkanı Starmer, Biden'ın kararına saygı duyduğunu belirtti. Başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Biden'ın kararının takdiri hak ettiğini kaydetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'e verdiği destek için Biden'a teşekkür etti. Özellikle savaş sırasındaki kararlı desteğiniz paha biçilemezdi ifadelerini kullandı. There's been a response from Polonya, İspanya, Kanada, Norveç başbakanları da kararı üzüntüyle karşıladıklarını ancak bu onurlu ve cesur karara saygı duyduklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz destek için minnettar olduğunu söyledi. Rusya cephesinden de Biden'ın kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, seçimlere hala 4 ay var ve bu birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor diye konuştu. Reklam Kurulu, yılın ilk 7 ayında uygulanan para cezalarına ilişkin verileri paylaştı. Kurul tarafından incelenen 927 dosyada toplam 148 milyon lira idari para cezası uygulandı. Sahte yorum yayınlayan internet siteleri için de idari yaptırım kararı alındı. Verileri Ticaret Bakanlığı yayımladı. Bakanlığa bağlı reklam kurulu, reklam konusunda mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uyguluyor. Bu kapsamda kurul, yılın ilk 7 ayında toplam 1064 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu dosyalardan 927'sinin aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edildi. Bu dosyalara durdurma cezasının yanı sıra toplam 148 milyon 783 bin lira idari para cezası verildi. Reklam Kurulu'nun 9 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda karara bağlanan 133 dosyadan 116'sı mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurul tarafından bir dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı da verildi. Reklam Kurulu online alışverişleri de tüketicilerin yararlandığı ürün yorumlarını da merceğe aldı. Kurul, tüketicileri yanıltan sahte yorumların yayınlanmasına dur dedi. Sahte ve yanıltıcı yorumların önlenmesi için internet sitelerine yönelik idari yaptırım kararı alındı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde yıl sonu artış beklentisi %42,95 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise %38'di.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre geçen ay %2,41 olan Temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi bu anket döneminde %2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %43,52'den %42,95'e geriledi. Merkez Bankası'nın çeyreklik enflasyon beklenti raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %38 olarak belirlenmişti. Bu haliyle piyasa katılımcıları anketi Merkez Bankası'nın hedefinin %5 üzerinde gerçekleşti. Katılımcıların yıl sonu dolar-tl beklentisi 37,74'ten 37,36'ya düşerken 12 ay sonrası dolar-tl beklentisi ise 41,41'den 41,51'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti %50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %35,90'dan %34,57'ye düştü. Hükümet vergi kayıplarının önüne geçmek adına çalışmalarını genişletiyor. E-ticaret platformlarına vergi toplama yetkisi verilecek. Böylece ön tedarik yoluyla 300 bin tedarikçiden vergi toplanabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'nin 2023 yılı e-ticaret hacmi 1,80 trilyon lira. Ticaret Bakanlığı'nca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 trilyon Türk lirası ve işlem sayısının da 6,67 milyar adet olacağı öngörülüyor. Hal böyle olunca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetimi vergi kaybını önlemek için bu sektöre de el atacak. Bu kapsamda günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız e-ticaret platformlarına devlet adına vergi toplama yetkisi verilecek. E-ticaret platformları kendilerine mal ve ürün sağlayan 300 bin tedarikçi firmadan ön tedarik yoluyla vergileri toplayacak. E-ticaret hizmet sağlayıcılarının e-ticarette aracılık yaptıkları mal satışlarına yönelik ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılabilmesinin önü açılıyor. Mevcut yasada inşaat ve onarım işlemlerinde ödenen hak edişleri üzerinde %5 oranında kesinti yapılıyor. E-ticaret tedarik firmalarına da benzer oran uygulaması bekleniyor. Türkiye'de sıvı yağ tüketiminin %80'i ayçiçeğinden elde ediliyor. Ancak her yıl tüketimin arttığı ayçiçeğinde üretim pek de iç açıcı değil. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar üreticinin sorunlarına değindi. Artan maliyetler karşısında düşük kalan alım fiyatlarına dikkat çekti. Ülkemizde tüm çabalara rağmen ayçiçeğinde üretim yeteri kadar artırılamıyor. Artan nüfusa paralel kişi başı tüketim de yıllar itibariyle artış gösteriyor. Ayçiçeğinde üretim kısıtlı ancak tüketim her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2022 yılında yağlık ayçiçeği üretimi 2 milyon 550 bin tona ulaştı. 2023 yılında ekim alanlarında görülen azalmayla üretim 2 milyon 198 bin tona geriledi. Verimde azalmanın nedenlerinden biri de artan hava sıcaklıkları. Ancak üreticiler alım fiyatlarından da şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde ÇUKO Birlik 2024-2025 kampanya dönemi için yağlık ayçiçeği alım fiyatını %24,4 oranında artırarak brüt kilo başına 15 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında bu fiyatı yeterli bulmuyor. Ülkedeki üretim açığı ise ithalat yoluyla karşılanıyor. Türkiye ayçiçeğinde başlıca ithalatçı ülkeler arasında. Ülkemizde ayçiçeği üretimini artırmak ve halkın temel tüketim maddesinde ithalata bağımlılığı azaltmak için üretmeye istekli çiftçilerimiz var. Yeter ki çiftçilerimiz ürettiği ayçiçeğinden yeterli gelir elde edebilsin. İthalata ödenen milyarlarca liranın üreticilerimize aktarılmasıyla üretimimizi artırabilir, kendimize yeterli hale gelebiliriz.
Liselere geçiş sınavı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İlk yerleştirmede öğrencilerin %96,21'i tercihlerine yerleşti. Fen ya da Anadolu Lisesi hayali kuran öğrenciler için süreç tamamlandı. Liselere geçiş sistemi tercih sonuçları açıklandı. 28 Haziran 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1.013.239 öğrenci merkezi sınavla öğrenci alan okullarla yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilk yerleştirmede öğrencilerin %96,21'i tercihlerine yerleşti. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilir. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202.348 kontenjanın 197.129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,42 olarak gerçekleşti. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39.720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9.480 kontenjanın tamamı doldu. Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı ise %99,66 oldu. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Her iki dönemde de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dün gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi 3. oturumuyla son buldu. Memur olma hayali kuran binlerce adayın yarıştığı sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak. Kamu personeli seçme sınavı ya da kısa adıyla KPSS maratonu sona erdi. Memur olma hayali kuran binlerce aday bu hafta sonu 3 oturumda ter döktü. Cumartesi günü adaylara KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, 2. oturumu kapsamındaysa hukuk, iktisat ve maliye testleri uygulandı. Pazar günü gerçekleştirilen 3. oturumdaysa adaylar işletme, muhasebe ve istatistik testlerinde yarıştı. Adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularına cevap verdi. Çoktan seçmeli 40'ar soru sorulan adaylara istatistik testi için 60, diğer testler içinse 50'şer dakika süre verildi. Alan bilgisi oturumlarına 171.655 aday başvurdu. Heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta açıklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesine yerleşen TürkSat Altağ'ın ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını duyurdu. TürkSat 6 ay için test süreci başladı. 50 derece doğu yörüngesine yerleşen TürkSat 6 ay ilk kez antenlerini açtı. TürkSat 6 ay. Uzay yolculuğuna. TürkSat 6A uydusunun son durumuna ilişkin bilgiyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıradaki hedef kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor ifadelerini kullandı. 4.229 kilogram ağırlığındaki uyduyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'da uzaydan Türkiye'nin kapsama alanına girmiş olacak. Ülke uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle TürkSat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle ülkenin aktif uydu sayısı 9'a yükseldi. Türkiye'nin TürkSat 6A öncesinde 5'i haberleşme ve 3'ü gözlem olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. Gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Çanakkale ve İzmir'de hissedilen sarsıntılar AFAD tarafından duyuruldu. Türkiye dün gece çok sayıda depremle sarsıldı. İlk deprem Adıyaman'da saat 03.35'te 3 büyüklüğünde meydana geldi. Sincik merkezli bu depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise saat 03.44'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7,75 kilometre olarak kaydedildi. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş gece boyunca art arda gelen artçılarla sallandı. Bu depremler bölgede yaşayan halka korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de de iki küçük sarsıntı oldu. Şiddetleri düşük olmasına rağmen depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle halk tarafından kuvvetli bir şekilde hissedildi. AFAD bu depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini internet sitesinden paylaştı. Türkiye genelinde ard arda meydana gelen bu depremler bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Kavurucu sıcaklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hafta ortasında sağanak beklense de sıcaklıklarda önemli bir değişim olmayacak. Bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası bunaltmaya devam ediyor. Meteorolojinin tahminlerine göre kavurucu sıcaklar yeni haftada da sürecek. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak. Özellikle yurdun kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık değerleri 40 derece dolaylarında olacak. Yurdun büyük bölümü aşırı sıcakların etkisi altına girecek. Ancak hafta ortasında bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava salı ve çarşamba günleri Marmara ve Orta Karadeniz'de etkili olacak. Çarşamba günü ise yağışlar Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alana yayılacak. Salı gününden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanağa rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Sağanak yağışın gelecek hafta sonuna kadar yurdu terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmaya çağırdı. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi. Afrika sıcakları yakmaya devam ediyor. Asfaltı eriten kavurucu sıcaklardan bunalanlar kendilerini gölgelik alanlara ve sahillere attı. İşte yurttan sıcak hava manzaraları. Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne yapalım? Sıcaktır. Ölelim gör abi. Otobüse bin. Bir ateştir. Türkiye aşırı sıcak havaların etkisi altına girdi. Termometreler uçtu, asfaltlar eridi. Sıcaktan kaçmak isteyenlerin kimi kendini sulara, kimi ise gölgelik alanlara attı. Aşırı sıcaklara asfalt da dayanamadı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde termometreler 44 dereceye ulaştı. Asfaltın erimesi sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul'da da etkili olan sıcak hava dalgası termometreleri 37 dereceye kadar yükseltti. Sıcaklıklar nemin de artmasıyla 45 derecenin üzerinde hissedildi. Sıcaktan bunalanlar kendini gölgelik alanlara ve denizlere attı. Antalya'da da sıcaklık oldukça yüksekti. Öğle saatlerinde 40 derece sıcaklık, nemle birlikte 60 derece hissedildi. Meteoroloji tehlikeli sıcaklık uyarısı verdi. Korkarak gelmiştik. 50-60'ı bulacak dediler. Haberlerde de okuduğumuz kadarıyla. Denize girince serinledik. Aşırı derecede sıcak
Bak sıcaktan millet kafasını sudan bile çıkarmıyor. Görüyor musun? Bak avraya bak. Sıcaktan bunalan Antalyalılar soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Uzmanlar vatandaşları sıcak havalarda sıvı kaybına karşı uyardı. Günlük en az 2,5 litre su alımını önermekteyiz. Ayrıca şekerli ve gazlı içecekler yerine sade maden suyu, ayran, evde yapılmış limonata gibi sağlıklı içecek alternatifleri tercih edilmelidir. Bir taraftan da kavurucu sıcağı aldırmadan çalışmak zorunda olanlar vardı. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde güneşin altında mevsimlik tarım işçileri tarlada çapa yaptı. Kavurucu sıcakta çalışıyoruz. Çeşitli yerlerden para kazanıyoruz. Biz de böyle çalışarak para kazanıyoruz. Afrika sıcaklıkları nedeniyle yoğun elektrik kullanan bölgelerde trafolara fan cihazı yerleştirilmeye başlandı. Basra kökenli Afrika sıcakları ve yüksek nem yurdun birçok kentini etkiledi. Aşırı sıcaklar Antalya'yı da kavurdu. Kentte dün sokaklar boş kaldı, sahiller doldu taştı. Peki kentte son durum ne? Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek? İşte bu soruların cevabı için şimdi Antalya'ya uzanalım. Kanal 3 muhabiri Emre Gürlemiş ve kameramanımız Osman Ersin Bekler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeler. Emre merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Hava oldukça sıcak Antalya'da. Bize son durumu aktarır mısın? Teşekkürler Meltem İnsel. Öncelikle sizlere iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında sadece Antalya değil, yurdun birçok noktası Afrika sıcaklarıyla yandı kavruldu diyebiliriz. Antalyalılar dün bütün gün kabusu yaşadı. Oldukça yüksekti sıcaklıklar. Bu sebeple de caddeler ve meydanlar boş kaldı. Aslında bu bizlere pandemi sürecini hatırlattı. Pandemide olduğu gibi caddeler, meydanlar, trafik yok denecek kadar azdı. Hayali şehir oldu diyebiliriz Antalya. Peki neredeydi vatandaşlar? Tabii ki de sahiller ve gölgelik alanlardaydı. En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Meteorolojiden gelen son değerlendirmeye göre Antalya'da, Antalya üzerinde konuşacak olursak, Afrika sıcakları Antalya'yı terk etti diyerek arkamıza geçebiliriz. Arkamızda şu anda dünyaca ünlü Konyaaltı sahili var. Kameraman arkadaşım Osman Ersin Bekler ekranınızı taşıyacak. Peki şu anda Antalya'da sıcaklık ne durumda? Şu anda hava sıcaklığı Antalya'da 34 derece, nem oranı ise %70 seviyelerinde. İşte yine havalar bu kadar sıcak olunca vatandaşlar, Antalyalılar ve tatilciler kendini Akdeniz'e attı, sahillere attı ve gölgelik alanlara attı. Deniz suyu sıcaklığından bahsedecek olursak şu anda Antalya bölgesinde deniz suyu sıcaklığı 31 derece, 30-31 derece bandında deniz suyu sıcaklığı da seyrettiğini söyleyebiliriz. Aslında düne dönecek olursak dün en yüksek sıcaklık Antalya'da 43 derece olarak kaydedilmişti. Termometreler 43 dereceye kadar çıktı. Peki neresi? Antalya'nın Kepez ilçesinde dün hava sıcaklığı 43 derece olarak kaydedildi. Nem oranı bu kadar yüksek olunca hava sıcaklığı ile birlikte aslında hem Antalya hem de yurdun farklı noktalarında bazı tehditler de barındırıyor. Bunların başında da orman yangınları geliyor. Antalya'da dün de ne yazık ki orman yangınları meydana geldi. Akseki ve özellikle Serik bölgelerinde dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyaralım. Sadece aslında orman yangınları değil, vatandaşları tarımsal alanlar noktasına da uyaralım. Anız yakmalar orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Vatandaşlar anız yakmaması konusunda zaten uyarılıyor. Bizler de bir kez daha kanal ekranlarından vatandaşları anız yakmaması noktasında uyaralım. Meteoroloji uzmanlarının da aslında vatandaşlara bir uyarısı da var. O da sağlık yönünde uyarılar var. Özellikle güneşin dik olduğu saatlerde 13 ile 16 saatleri arasında vatandaşların dışarılarda bulunmaması gerektiği yönünde vatandaşlar uyarılıyor. Öte yandan güneş gözlüğü takmak ve güneş kremi sürmek de bu tür sıcak havalarda oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sahil, Konyaaltı sahili sadece gündüz saatlerinde değil aslında akşam saatlerinde ve sabah saatlerinde de oldukça yoğun. Bunun sebebi ise tekrar edelim, hava sıcaklığı. Sıcaktan bunalan Antalyalılar günlerinin tamamı neredeyse Konyaaltı sahilinde geçiyor diyebiliriz. Konyaaltı sahilinde sıcaktan dolayı buraya kaçan ve sabahlayan vatandaşlar da var. Günün ilk ışıklarıyla birlikte denize girerek seriniyor vatandaşlar diyelim. Tekrar edelim, Afrika sıcakları Antalya'yı terk etti. Hava durumuna dönecek olursak Antalya'da mevsim normallerini seyretmeye başlayacak. Antalya'daki hava sıcaklığı ve zaman zaman mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında da hava sıcaklığı seyredecek diyelim. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden sözü yeniden sizlere bırakalım.
Verdikleri bilgiler için Emre'ye teşekkür ediyoruz. İzmir'de iki kişinin akıma kapılarak öldüğü yerdeki çalışmalar sırasında İSSU gözlemcisinin izinli olduğu ortaya çıktı. Bilgi tutuklanan İSSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç'un ifadesinde yer aldı. Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. İki kişiyi canında neden olayın ardından kurumlar yazılı açıklama yaparak kendilerini aklamaya çalışmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre üstlenici firma Gediz Elektrik gözlemci talebinde bulundu ve imalatlar gözlemci nezaretinde gerçekleşti. Gediz Elektrik ise gözlemci konusunda bir görüş bildirmemişti. Ancak olayda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınarak sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan 14 şüpheli arasında yer alan İSSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç'un ifadesine ulaşıldı. Barış Koç ifadesine göre kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra inceledi. İfadesinde gözlemci konusunda iddialarda bulundu. Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik. Ancak o tarihte izinli olması nedeniyle olay yerinde gözlemci yoktu. Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. İzmir Gaz olay yerine gelmiş ancak GDZ Elektrik'ten bir gözlemci gelmemişti. Bir diğer şüpheli ise suçlamaları reddederek kendilerinden sonra başka işlemlerin yapıldığını savundu. Olay yerinde hiçbir kabloya zarar vermeden işlemleri bitirdik, fotoğraflama yaptık. Görüleceği üzere kablolara zarar vermedik. Olaydan zarar gören kabloda 3 tane tamir yapıldığı tespit edilmiştir. Asfalt atıldıktan sonra söz konusu kablonun olduğu yerde asfalt kaplaması olmadığını gördüm. Yani bizden sonra başka bir işlem yapılmış. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 4 ilde tefecilik suçu işleyen organize suç örgütüne yaptığı Kuyu 11 operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Kuyu 11 operasyonları hakkında bilgi verdi. Buna göre elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı tefecilik suçu işleyen örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 kişi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu suç örgütünün şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık teminat olarak farklı tutarlarda çek, senet ve taşınmaz aldıkları, borçluların ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 adet pompalı tüfekle çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin mesajını paylaştı. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri bir hafta içinde 2.406.651 aracı denetledi. Toplam 400.980 sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2.406.651 aracın denetlendiğini aktardı. Denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115.866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23.954, emniyet kemeri kullanmayan 16.343 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanan 14.060 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9.178 sürücüye ceza kesildi.
Sosyal medya paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin otopark ücretlerini kaldırılmasının ardından ortaya çıkan değnekçiler hem haksız kazanç elde ediyor hem de vatandaşları mağdur ediyor. Gazete 3'ün dile getirdiği haber üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücülerden ücret aldığını tespit ettikleri şahsı yakaladı. Şahsın 11 şüpheli suç kaydı olduğu öğrenildi. Araç park eden vatandaştan para alıyor. Afyonkarahisar'da otoparkların ücretsiz olmasının ardından bazı otoparklarda türeyen değnekçiler vatandaşların telefonlarıyla kayıt altına alındı. Otopark görevlisiymiş gibi davranıp Kanal 3 ihbar hattına gelen görüntülerde eski Bağkur binasının olduğu alanı otopark olarak kullanan vatandaşlardan kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerce otopark ücreti alındığı görüntülendi. Araç park eden vatandaştan para alıyor. Durumun endişe verici olduğunu dile getiren vatandaşlar, otopark parası verilmemesi halinde bu kişilerin araçlara zarar verebilecekleri endişesi taşıdıklarını söyledi. Biraz önce bu araçtan aldı. Otopark görevlisiymiş gibi davranıp vatandaştan para alıyor. Antalya'da eşine sürpriz yapmak için boya ve badana işlerinden kazandığı parayla konteyner alan Deniz Karagöz hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler ırmak kenarında içinde koltuk takımı ve kliması olan 2 ton ağırlığındaki konteyneri çaldı. İlginç hırsızlık olayı Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Boğazkent Mahallesi'nde inşaat işçisi Deniz Karagöz, boya ve badana işlerinden kazandığı parayla eşine sürpriz yapmak için bir yıl önce konteyner alıp içini döşedi. Önceki gün sabah saatlerinde konteyneri yerinde göremeyen Karagöz, hayatının şokunu yaşadı. Çağrılmış, hani polise falan başvurduk, hala bir haber alamadık. Hani üstüne düşürürse çok sevinirim, mağdur durumdayım. Hani ben onu alın terimle aldım, buraya koydum. Antalyalı işçi Deniz Karagöz, konteyneri eşiyle hafta sonu tatili için aldığını söyledi. Bir koltuk takımım vardı, sıfır almıştım. Bir tane klima vardı, takılacaktı, sıfır almıştım. Onlarla beraber komple hani konteyneri gitti. Hem hanımıma sürpriz gibi hediye olsun diye. Öyle gitti konteyner yani. Hırsızlara mesajı da vardı. Diyecek bir şey bulamayayım. Allah'ından bulsun. Hani eğer duyarsa, görürse beni de getirsin. Hiç birbirimizi görmeyek. Koysun konteyneri gitsin. Şikayetçi de olmayacağım. Ama getirmemeye, böyle kaçmaya devam ederse yani son kanımın son damlasına kadar peşindeyim yani konteyneri. O benim çünkü 6-7 ay çalıştığım alın terim diye. Serik polisi ve jandarma ekipleri konteynerin bulunması için çalışma başlattı. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü. Otomobil içindeki çift ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpan araç Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı. Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çiftiyle 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kısa adı ANFAŞ olan Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Isparta'da katıldığı triatlon yarışlarında kaza geçirdi. 60 kilometre hızla rampa inerken lastiğin patlamasıyla bisikletten düşen ve vücudunda kırıklar olan Demir Adam lakaplı iş insanı hastaneye kaldırıldı. Önce 1500 metre yüzme, arkasından zorlu bir parkur. Bu sene dağlara tırmanacağız. 4 tur 40 kilometre pistet. Onun arkasından 10 kilometre koşacağız. Ondan sonra birincilik, ikincilik madalyamızı alacağız. Türkiye'nin demir adamı olarak bilinen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve milli sporcu Ali Bıdı, katıldığı Triatlon Türkiye Kupası yarışlarında bisikletten düşerek yaralandı. ...75 yaşındaki iş insanı Isparta'nın Neydir ilçesindeki Triatlon Türkiye Kupası yarışlarına 75-80 yaş kategorisinde katıldı. Antalyalı iş insanı milli sporcu Ali Bıdı yarışın bisikletli etabında 60 kilometre hızla rampa inerken arka lastiğin patlamasıyla bisikletten düştü. Milli sporcuya kadın bir yarışmacıyla sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Değerli Ali Bıdı ağabeyimize, yarışını riske atıp ve yarışı bırakıp yardımda bulunan bu kıymetli hanımefendiye teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi ki varsınız. Bravo hocam, bravo. Omuz, 3 kaburga olmak üzere vücudunda 4 kırık tespit edilen Antalyalı iş insanı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Bıdı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Demir adam olarak bilinen Ali Bıdı her yıl katıldığı triatlonda birincilik almasıyla biliniyor. Kimi vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koydu, kimi gençliğinin baharında haince öldü, şehit oldu. Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde yüzden fazla şehidin eşyaları sergileniyor, ziyaretçiler müzede duygu dolu anlar yaşıyor. Şehitler Müzesi'nde sergilenen eşyalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Burada şehit polis memuru Fethi Sekin'in kazağı, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın gömleği, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kıyafetleri ve 15 Temmuz hain darbe gecesi şehit edilen Ömer Halis Demir'in botları başta olmak üzere yüzden fazla şehide ait eşyalar sergileniyor. İlk olarak Çankırılı şehitlerin eşyalarının sergilendiği müzeye, daha sonra farklı illerdeki şehitlerin eşyaları da getirildi. Okan Sütçüoğlu, bu müzeye şehit aileleriyle kurduğumuz ikili ilişkiler neticesinde şehit emanetleri getirip sergilenmesine vesile oluyoruz dedi. Şu anda müzemizin içerisinde 100 civarı şehit ailesine ulaştığımız eşyalarımız var. Bunları burada sergiliyoruz. Aynı zamanda da bir köşe oluşturduk. Burada da misafir şehitlerimiz dediğimiz diğer Çankırılı olmayan farklı illerden şehitlerimizin de emanetleri var. Bunlar arasında yakın zamanda ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Elazığ Doğancık köyünde, Baskil Doğancık köyünde yatan kıymetli şehidimiz Fethi Sekin'in emanetleri var. Yine Gümüşhane Torul Demirkapı köyünde yatan kıymetli şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın emaneti. Aynı zamanda da yine Batman'da şehit düşen kıymetli öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın da yakın zamanında emanetlerini aldık müzemizde sergilemek için. Kıymetli şehidimiz Ömer Halis Demir'i Niğde, Boğuk Çukurkuyu beldesinde bulunan kabri başında ziyaret ettik. Ve ailesinden yıllardır görüşüyoruz zaten şehidimizin ailesinden. Şehidimizin botlarını teslim aldık ve bugün itibariyle de Çankırı Şehitler Müzesi'nde sergilenmesi için uygun bir alana yerleştirdik. Ve burada da hem Çankırılı olsun olmasın bütün halkımızın sergisine sunduk. Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte bizler gündemi aktarmak için burada olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.